İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi kabul eyle, dualarımızı makbul eyle. Ya Rabbi alemin, gıyaplarında cenaze namazı kılmış olduğumuz Filistinli şehitlere rahmet eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, çoluk çocuk demeden masum, kadın, yaşlı, eli silahsız insanlar demeden Filistin'deki kardeşlerimizi katleden zalimleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Onları birbirlerine düşür ya Rabbi. Zalimlerin başına zalimleri musallat eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Müslümanlara birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü, kuvvetimizi zalimlerin karşısında kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri tefrikadan uzak eyle ya Rabbi. وَاَتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا buyuruyorsun. Hepiniz toptan İslam'a sarılın, Kur'an'a sarılın, Allah'ın ipine sarılın, Allah'ın yolunda olun, o yolda yürüyün diye anlayacağımız bu ayet-i kerime etrafında Müslümanları birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeleri nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimiz var. Nerede zalim varsa hepsini kahru perişan eyle ya Rabbi. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin buyuruyorsun. Onlar tuzak kurarlar, Allah onların tuzaklarını bozar buyuruyorsun ya Rabbi. Müslümanlar için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için, Filistin için, İslam beldeleri için, kafirlerin, zalimlerin, hainlerin, dahili ve harici işbirlikçilerin kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına mahkûs eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizleri duaları kabul olunan müminlerden eyle ya Rabbi. Masumlar hürmetine, günahsızlar hürmetine, çocuklar hürmetine, masum katledilen hayvanlar var, canlılar var, onların hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Kâfî ehli iman ve ehli İslam ervâhi için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah yolunda mücadele ederken can veren tüm şehitlerimiz için, Allah rızası için, gazilerimizin, yaralı olanların acil şifa bulmaları için, lillahi teala'l-fâl.